Şimdi bu tarifte kuşkonmazlarımı haşlayarak kullanacağım. Onun için suyum şu anda kaynamakta. Fokur fokur kaynaması lazım. Kuşkonmazlarımın kafalarından bir izağı koyuyorum. Şöyle bıçağımla izağlıyorum. Alttakileri kesip atıyorum. Ve kuşkonmazın üzerindeki, özellikle alttaki şu dikenleri ayıklıyorum. Üstteki körpe yaprakları bırakacağım. Suyum tam istediğim gibi kaynıyor. Hep söylediğim bir şey var. Yeşil sebzelerimizi kaynatırken, blanch ederken suyumuzun böyle fokur fokur kaynaması lazım. Ve bol tuzlu olması lazım. Yani deniz suyu gibi tatması lazım. Onun için tuz kullanmaktan korkmayın. Atabilirim. Hep bol miktarda su kullanıyorum ki içine attığım sebzeler, içine attığım ürünler suyun ısısını radikal biçimde düşürmesin. Bir dakikadan fazla tutmamam lazım. Tabii ki kuşkonmazın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, suyunuzun kaynamasına, suyunuzun miktarına göre değişecek. Bir tane alalım. Bakın bir kendi kendine bırakıyor. Çok da sörpülmemiş, tam kıvamına gelmiş. Hemen alalım. Bir peçete alayım ve bunları kurulayım. Sıra geldi parmesan kremamıza. Parmesanı biraz kremayla beraber pişirerek daha böyle bir sos kıvamına getireceğiz. Çok büyük bir tavaya, tencereye ihtiyacınız yok. Bunu kaşar peyniriyle de yapabilirsiniz, çedar peyniriyle de yapabilirsiniz. Üzerine bir miktarda krema koyuyorum. Altını kısıyorum hafifçe ısındıktan sonra. Amacım bu parmesanları, bu peynirleri kremanın içinde eritmek. Kademeli olarak kremanızı ilave edebilirsiniz. Arada sırada karıştırın. Çok fazla rengi değişmesin. Parmesanları görmeyene kadar bu pişirme işlemine devam ediyoruz. Altını kapatıyorum. Bir parça bu parmesan kremasının içine ferahlık katmak için nane kullanacağım. Nanelerimi birleştiriyorum. Bir bohça haline getiriyorum. Ve ince ince doğruyorum. Şöyle karıştıralım. Şimdi kuşkonmazlarım hazır. Bunlara bir aroma katmak lazım. Bir mayonez tenceresi alayım. Kuşkonmazlarımı koyayım. Tuz, karabiberimi ekliyorum. Zeytinyağı ve kuşkonmaz birbirine çok yakışıyor. Ve tabağımızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bir kere daha yapalım. Shot bardağımızı dipping sos olarak kenarına koyalım. Şöyle kuşkonmazlardan bir altlık yapalım. Sonra tabağa yükseklik katmamız lazım. İkinci katı çıkalım. Hatta bir de üçüncü katı çıkalım şöyle. Hep şekilleri birbirine paralel ve açılı olarak kullanırsak işimiz daha da rahatlayacak. Biraz kabak çiçeği kullanalım. Mikrofilizlerden hafif reyhan ve fesleğeni kullanalım. Şöyle fesleğenlerden başlayalım. Biraz da reyhan koyalım. Burada bir asit de eksik. Hiç asit kullanmadık, limon kullanmadık. Kuşkonmazda limon da kullanabiliriz ama nar ekşisi kullanacağız. Benim en sevdiğim sirkelerden bir tanesi.